Ben annemin babamın duasından yaşıyorum. Ben 75 yaşındayım. Hala şuradan gidersem babam üzülür mü diye düşünürüm. Mesela Nene Hatun bebekleri yapacağım. Barbie bebeği oluyor da Nene Hatun bebeği niye olmayacak Allah aşkına? İşte bu kadar. En çok üzüldüğüm şu, neden biz bu kadar Müslüman toplum olarak duyarsız olduk? Hala üzülüyorum, hala üzülüyorum. Halıyı gösterince gözlerinden anladım mutlu olduğunu, yüzü güldü, ihtiyacı varmış. Bu beni çok duygulandırır her zaman. Sağlam yere yatırım yaptı. Bu çocuklara bu zulmü yapanlar asla gülmezler. Kim yapıyorsa. Halim Acar, rahmetli babam buraya gelmiş 80-90 sene önce Trabzon'da. Seller olmuş gelmiş. Ben 6 kardeştik, ben kızların en küçüğüyüm. Halim Acar bu. Babam hocaydı, Kur'an kursu hocasıydı. Ben onunla birlikteydim camilerde. Camilerde onunla beraber camileri çok severdim. Süpürürdüm, avlularını falan hep öyleydim. Sonra evlilik oldu. 3 tane evladım var elhamdülillah. Eşim 84'te rahmetli oldu. Çocuklarımla çok güzel bugüne kadar geldik elhamdülillah. Ben insanları çok seviyorum. Asla ayrım yapmıyorum. Hiç zor bir şeyle karşılaşmadım. Ne yaparsam en zor işi yüklenmek benim özelliğimdir. Çalışmayı sevdiğim için. İşte zaman zaman ne iyilik işi varsa ben onu yapmayı çok isterim yani. Hani o yapsın bu yapsın diye beklemem. Ben yapmak çok isterim. Ama ne yaptım bilmiyorum. Önüme geleni yapıyorum. Şöyle bir hikayem var. Bir senesi kıtlık oldu. Çok büyük kıtlık oldu. Kurak oldu. Yağmur duası yapalım dediler. Dediler ki yağmur duasına, tamam. Ben de o zaman 13-14 yaşındayım yani. Öyle çok fazla büyük değilim. Babam yağmur duasını yazdı. Komşu kızına da babası yazdı. Birlikte gittik. Mahalleden yiyecekler topladık. Elebaşı ben. Hatta şöyle bir diyeyim. Nasıldı o? Tekerleme mi diyorlar ona? Bir arkadaş hendekte adetmiş. Kepçeli kadın ne ister? Kaşık kaşık yağ ister. Allah'tan yağmur ister. Çocuklar kora halinde mahalleyi gezdik. Yiyecekler topladık. Onları götürdük öküz arabasından Sakarya'nın kenarında büyükler pişirdi. Dediler ki Halime insanlar akın akın geliyor Sakarya'nın kenarında pilava yapacağız yağ yok. Hay Allah ben ne yapayım şimdi yağ yok. Yağ almak için Güneşler Köyü var Sakarya'nın kenarından gelirsin. İlk gelen evin kapısını çalıyorum. Hacı anne biz yağmur duasına geldik. Pilav yapacağız yağımız yok. Bana yağ verir misin? Allah rahmet etsin. Hiç çıt çıkarmadan gitti salonun köşesinden. Bu tel dolabı vardı o zaman. Bu dediğim 60 senenin üzerinde. Ne 60, 65 sene. Daha da fazla. Verdi. O gün yağmur duasını yaptık. Daha Sakarya'dan şuraya gelmeden bir yağmur. Rahmetli babam derdi ki günah sellere Allah boş çevirmedi. O günden beri ben o yağmurun mutluluğundan bu hayır işlerine daha çok ısın, daha çok yapmak istedim yani. O gün yağmur yağması beni çok mutlu etti. Yani burada bir hayır varsa bu iş ağırdır, ben bunu yapamam. Benim yaşım daha gençler var, hayır böyle bir şey yok. Ben şunu biliyorum ki herkesin yaptığı kendi defterine yazılıyor. Ben yapabildiğimi her zaman yapmak isterim ve yapıyorum. Yapmaya da devam ediyorum. Ama artık tabii ki eski gücüm yok. Mesela yıllar önce, şimdi diyorum ki acaba nasıl yaptım? Buradan Süleyman Beyköy'üne yürüme gidip geliyorum. Oradan geliyorum garajlara yürüme gidip geliyorum. Oradan geliyorum Karaosman'a yürüme, orada hep cemaat var, sohbet var, mukabele var. İyi ki de gitmişim. Bir gün babam geldi, aldı pantolonu bana geldi. Ben de genç kızım terziye gidiyorum. Dedi ki kızım dedi bu pantolonumu yamala dedi. Yarın dedi İstanbul'a gideceğim dedi. Ben de dedim ki hacı baba niye pantolon almıyorsun dedim. Dedi ki pantolon almaya param yok dedi. Belki yok ne bileyim artık yıllar önce. Ben de hani şöyle tam yama değil de yırtığın altına bez koyup makinede ördüm yani böyle. Sonra birkaç gün sonra kitap geliyor, kolilerle kitaplar geliyor, dağıtıyor. Hacı baba hani paran yoktu, bak bu kitapları almışsın işte. Çok da samimiyiz hacı babamdan. Hacı babam bana deli kızım derdi, çok severdi. Ben de babamı çok seviyordum, Allah rahmet etsin. Sonra kitap almaya param var, pantolon almaya param yok. Bilal bu beni çok duygulandırır her zaman. Sağlam yere yatırım yaptı. İHA ile ne zaman tanıştık?
eve gazete geliyor. Gelen gazetenin içinde bir broşür çıktı. İHA işte misafirler var. İl ormanına yetimler geldiler. Biz de mahallenin, ben de ne yapabilirim dedim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Mahallenin çocuklarını topladım, hazırladım. Kızlara da kıyafetlerini giydirdim. Kız erkek karışık aldım gittim Ulu Cami'nin oraya. Ondan sonra bir de baktım ki Ruhi Bey geldi. Ruhi Bey olduğunu da bilmiyorum. Ben kimseyi tanımıyorum. Ama pankartı açtı. Pankartı açınca anladım ki görevli. Dedim ki kardeşim dedim böyle böyle bu gazetenin içindeki reklamı da görünce alınca dedim ki bu çalışmalar dedim yapılıyor. Benim de buraya bir katkım olsun ama ne olsun ne yapabilirim? Hemen komşu kızından gittim bir atalira istedim. Dedim ki Ayşe sen bana bir atalira ver. Ben böyle böyle gideceğim sonra ben toplayıp sana yapıp vereceğim. Tamam Halime abla dedi verdi bana atalirayı. Gittim. Ruhi Bey pankartı açınca ben dedim ki bakın dedim biz böyle böyle gazetede bu reklamı gördük. Çocuklarla buraya geldik. Bunu da ben katkı olsun diye getirdim. Size mi vereyim dedim. Dedi ki yok dedi. Orada verirsin dedi bana Ruhi Bey. Ruhi Bey olduğunu da bilmiyorum. Şimdi biliyorum. Gittik oraya zaman zaman tabii çocuk her şey kuruldu. Düzen devam ediyor. Ben de yine mahallenin çocuklarını aldım yanıma. Programa gittim. Hani çocuklar verirse mutlu olsun, alışsın, görsün diye orada verdik. İlk tanışmamız öyle oldu. Ondan sonra devam. Başkanım burada. Ne derse yaparım. Ben şimdi okula gitmedim dedim ama yazmayı benim yazdığım ben okuyorum bak. Başkası okursa zor okurum ama ben okuyorum. Okumayı biliyorum. Abim polis de Allah rahmet etsin her sırasına bana para verirdi okuttururdu. Okumayı biliyorum. İyi de okurum yani. Severim de okumayı. Devam ediyorum hala okuyorum. Hatta kışa girerken bir kaza geçirdim. Ayaklarımı yaktım. O da bana bir katkı oldu okuma sebebiyle. Çünkü iş yapamıyorum. Mecbur oturdum kitap okudum. Şimdi ne oldu? Yaptığı işler çok güzel. Bir gün çalışmayı da çok seviyorum. Bahçelerde her yerde her iş yapıyorum. Bir gün bugün hiçbir iş yapmayacağım galiba dedim ben. Öyle hiç halim yok ama gazete geldi. Gazeteye bir bakayım dedim. Bir de baktım ki Bülent Yıldırım bir şey anlatıyor yani. Bir şeyler var yani, çalışma var. Hemen kalkayım gideyim dedim ben de. Boş durmayayım. Benim de yapacağım iş vardır. Giderim, durmam yani. Duydum mu giderim. Bu İHA'nın çalışmalarını çok beğeniyorum. Çok güzel işler yapıyorlar. Hatta şunu diyeyim. Kızım Hatay Dört Yol'da. Dört Yol'a gittim. Daha buradan giderken oradaki çalışmaların adresini aldım gittim bir arkadaştan. Gönüllü, ben dedim Sakarya'dan geldim, gönüllü hizmetçi, ne söylerseniz yaparım dedim yani. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sonra beni misafir olarak Hatay'a götürdüler, İHA'nın tesislerine. İyi bir gezdik orada da. Tabii hepsini aklımda kaldı mı bilmiyorum da, bir tanesi çok kaldı, hiç de unutmuyorum. Bir kapıda bir beyefendi anlattım, işte böyle böyle diye. Savaş oldu, oradan şeyleri almışlar, çocukları almışlar, gelmişler. Hepsinin bir hikayesi var. Bir çocuk kapıya vurmuşlar orada Suriye'de evlerine kapıya vurmuşlar. Baba çıktı kapıya tabii. Babayı tutmuşlar götürmüşler. Bu sefer ay niye götürüyorsunuz diye anne çıkmış. Anneyi de saçından tutup götürmüşler. Anne giderken eşarbı düştü. O çocuk o eşarbı aldı koynuna. O şekilde Türkiye'ye geldi. Tabii yetimhanede onlara bakıyorlar. Sonra bir gün kapıda oynarken yağmur çiseledi. O çocuk birden heyecandan içeri girdi. İçeri girince hocası dedi ki ona ne oldu hayrola niye böyle ne oldu yani. Dedi ki yağmur yağıyor dedi. Eğer yağmur bu eşarbı yıkarsa annemin kokusunu bir daha alamam. Bu çocuklara bu zulmü yapanlar asla gülmezler. Kim yapıyorsa. Rabbim bu yolda bize kapılar açsın, yollar göstersin. Dedim ya bizim kaç tane, 7 tane yetimimiz var. Benim değil yani arkadaşlarımdan. Ben kumaraları alıyorum oradan arkadaşlara veriyorum. Onlar dolduruyorlar, getiriyorlar bana, boşuna alıyorlar. Biz de ayda bir götürüp yatırıyoruz. Geçen gittim dedim ki ya bir bakar mısınız şu bizim hesaba ne kadar yetimler, nereler? Dediler ki Halime teyze dediler 2 ay önceydi yani. Ağustos'a kadar senin yetimler ödenmiş. Yani önden gidiyorum. Ha öyle mi dedim. O gün de iyi bir kumbara geldi yani. Dedim ki o zaman dedim ben bu yetimlere bundan sonra Ağustos'a kadar yatırmayacağım dedim. Kumbaralardan ne kadar çıktı bu kadar. Ben dedim bir göz ameliyatı yapmak istiyorum dedim.
Bir tane yaptık, bir tanesine az eksiğimiz kaldı. Ama arkadaş telefon etmişti. Ben dedi kumbara dolu Halime dedi. O zaman telefon ettim arkadaşa. Firdevs dedim, hemen kumbarayı gönder Murat'la. İkinci ameliyatı yapamıyoruz. Hemen geldi, ikinci ameliyatı yaptırdık. Öyle oldu yani. Ayrım yapamam. Ayrım yapamam ben çünkü ne buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İlim her Müslümanın yitik malıdır. Nerede bulursa oradan alsın. Bakıyorum katarak var. Tamam oradayım. Bakıyorum su kuyusu var. Hatta su kuyusu için İstanbul'dan toplantıya gelecekti arkadaşlar vakıfa. O zaman gidebiliyordum ben. Şu hastalık çıktı. 2 senedir vakıfa gidemiyorum ama buradan destekliyorum. Kendi kendime kurdum. Kafamdan kurdum şimdi. Dedim ki ben dedim şimdi bugün vakıfa gidiyorum. Diyeceğim ki arkadaşlara bakın arkadaşlar ben bir su kuyusu istiyorum, bunu üstleniyorum ama adını da koydum. Eğer bu adı koyuyorsanız ben varım, bu işi bitireceğim. Adını koymuyorsanız siz bilirsiniz. Ondan sonra hayır o adı çok sevdim. Nene Hatun. E olur Halime abla dediler. Nene Hatun su kuyusu. Başladık. Çok da güzel. İnsanlar da adını da beğendi. Adının bereketi oldu. Yani derin su kuyusu herhalde adı. Çünkü oğlum dedi bana. Anne dedi biz dedi bir su kuyusu dedi açıyoruz. O zaman burada Sakarya müftülüğündeydi. Sen dedi bize biraz katkı yapsana. Ne katkısı? Ben size niye katkı yapacağım dedim. Ondan sonra böyle böyle dedi. Kaç lira? Bu kadar. Hiç yapmam dedim. Ben kendim açarım o kuyuyu dedim. Ondan sonra biz topladık arkadaşlarla yaptık. En sonunda başkanım burada ben yoktum. Hatta Hatay'daydım. Kızımın yanındaydım. Bebek bakmaya gidiyordum. Burada yapmışlar. Aman Allah'ım. Bir olmuş ki 100 bin lira mı toplanacak? Bir kermeste 100 bin lira. Çok güzel oldu. Bitti. Ödedik ama daha henüz açılış töreni gelmedi yani. Gelecek inşallah. Ama dedim ya ben şimdi büyükleri örnek alıyorum. Herkesi almıyorum da güzel yolda olanları alıyorum işte. Ondan sonra Nene Hatun ne yaptı? Çocuğum ölürse vatan sağ olsun mu dedi. Bir şey dedi. Mermileri arabasına koydu, yorganlı koydu, götürdü ya. Onları hikaye dinledim, ben de okudum. Bilmiyorum o gün öyle aklıma geldi. Nenemize bir kuyu hediye edelim dedik. İnşallah. Hatta o Nene Hatun'un hikayesini daha büyüteceğim ama inşallah. Mesela Nene Hatun bebekleri yapacağım. Barbie bebeği oluyor da Nene Hatun bebeği niye olmayacak Allah aşkına? İşte bu kadar. Nene Hatun beşikleri de yapacağız. Başladık da onları daha güzel yapacağız da ondan sonra adını öyle uyduruk beşiklere Nene Hatun ismi veremeyiz. Adam akıllı olacak. Nene Hatun beşikleri. Süreç nasıl işliyor mu? Benim aklıma geldi mi kalkar bir şey yaparım. Süreç deyince dedi ki arkadaşlar, Halime dediler bana, şey yapalım, para toplayalım da yufka makarna yapıp satalım dediler. Anladın mı? Ya yardıma, katkı olsun diye. Ben de dedim ki kusura bakmayın dedim, öyle her şeyi bana yüklemeyin, hadi topla paraları dedim. Ondan sonra gel aşağıda yapalım. Aşağıda Bodrum'da işlerimiz düzenli yani, güzel. Bilal bir evim bile yoktu, hikaye uzun. Allah verdi şimdi her taraf gepgeniş. Allah verdi. Çünkü işler var, yapacağız ya. Ondan sonra orada yaptık ama yani 200 bin lirasını harcadık, 1000 lira kazandık. Hanımlar toplandık, yufka makarna yaptık, sattık. Caminin kapısı sattık, dernek 1000 lira. E şimdi öbür para duruyor. O paranın durması benim kendi paramı ben saklamıyorum. Vakıfın parasını da saklayamam. Ne yapacağım? Hemen verdim dernek başkanına. Dedim ki Yusuf sen bu parayı al, git aşurelik malzeme al gel. Biz pişirir kavanozlara koyar, sana veririz. Caminin kapısına satarsın, camiye katkı. Bu böyle. Karasu'ya telefon ediyorum, lahana gönderiyorlar bana arabayla buraya. Kapıya bırakıyorlar. Beni aramayın diyorum, kapıya koyun gidin. Koyup gidiyorlar. Ben onu arkadaşın kapısına bırakıyorum. Bak sana gelenlere sat bunlar. Caminin kasına bırakıyorum. Hocam bunlar satılık, cemaate söyle. Ha olmadı mı? İHA'ya zaten yarısını gönderiyorum. Alo diyorum. Geliyorlar alıyorlar gidiyorlar. Bu hastalık zamanında ya. Devamlı bu böyle de. Ondan sonra ha baktım ki bunlar sararacak, bozulacak, tadı kaçacak. Çok geldi. Heh, o zaman ne yapayım? O zaman koyarsın el arabasına onları, kapı kapı gezersin, satarsın, parasını toplarsın. Ben bunu niye yapıyorum? İbrahim Ethem okudun mu? İbrahim Ethem'den kıymetli değilim dedim. İbrahim Ethem dağdan odun yaptı, şehrin en kalabalık yerinde sattı, dergaha katkı yaptı. Bak onlar bizim önderlerimiz. Sağlam adamı önder tutarsan sağlam gidersin. Sakat adamı önder tutarsan olduğun yerden kalkamazsın kardeşim. Bu iş böyle. Bu yastıkları niye yaptık? Bu yastıkları yetimleri arkadaşlar görmeye gidiyorlar. Daha götür. Hatta bu yastıkları İstanbul'dan bir arkadaş gelecekti. Şimdi ne yapacağız? Araba gelirse arabaya vereceğiz. Suriye gidecek.
bir kere Bilal burası nasıldı Allah. Torunlarımla, onların da resimlerini çektik ama nerede ne bileyim, bilmiyorum ki ben resim içinde. Çünkü torunlarıma dedim ki makasları verdim ellerine, şimdi 22 yaşında. Makasları verdim ellerine, hadi yavrum siz bunları kesin kesin tülleri, yastıkları doldurun bak hatıra olsun, melekler defterinize yazsın dedik. Hep çocuklar kestik, yastıkları doldurduk. Suriye'deki kamplara 40 tane yastık götürdüm. Buradan Hatay'a götürdüm. Tır gidecekti biliyorum. Şunu da hikayesini söyleyeyim ama bak Allah nasıl kapıları açıyor. Şimdi ben bunları buradan götüreceğim. Ne kadar çok biliyor musun? 12 çuval. Hatay'a gidiyorum. Abime dedim ki abi taksiler almıyor bu işi, sen beni götür dedim. Abim var, destekçilerim çok canım, ben bir şey yaptım yok ya, arkadaşlardan yapıyorum bu işleri. Abim götürdü, dedi ki bana şimdi, kardeşim araba bunları alacak mı? Bakacağız dedim, ne yapacak ya, alacak. Muavin dedi ki bunlar nereye gidecek? Dört yola. Abla bunların hepsi gidecek mi? O zaman sen kaptanla konuş. Gelsin konuşayım dedim. Gidecek bunlar ya. Allah Allah. İşte bitti. Komşular bırakıyorlar. Ben onları içeri alıyorum, ayırıyorum. Ben sadece İHA'yla çalışmıyorum, ben bütün vakıflarla çalışıyorum. Diyelim ki döküyorum. Şunlar falan vakfın alanına giriyor. Bunlar falan vakfın alanına giriyor. Bunlar da İHA'nın alanına giriyor. Bu şekilde ayırıyorum. Herkesin alanına gireni veriyorum. Bak şimdi geldi kadın aldı gitti. Buldum yani, önceden bulamamıştım. Evin altı dolmuştu. Ya ne yapacağım ben bunları? Arkadaşlara... O gün sizin orada toplantı yaptık ya, işte oradan başladık ya. Ya kardeşim buna bir çare bulun. Millet getiriyor. Ben bunları burada tuttuktan sonra neye yarıyor yani? Ama çözümü bulduk elhamdülillah. Şimdi de bu caminin dernek başkasından konuştum. Bak Yusuf dedim böyle böyle. Erkek kıyafetlerini siz satacaksınız dedim. Haberin olsun dedim. Tamam abla dedi. Satacaklar mecbur, ne yapacaklar? Şimdi ben bu duyuruyu yapıyorum. Bakın arkadaşlar. İhtiyaç sahipleri var. Sizin dar geldi, bol geldi çocukların çöpe atmayın, ziyan etmeyin. Siz getirin ama beni de aramayın. Çünkü ararsın bulamazsın. Bir adet var, zile basıyorlar, bir daha basıyorlar, çekip gidiyorlar. Ya namaz diye bir şey var. Ya İslam üzerine zil çalmayı da bilmiyoruz kardeşim. 4 rekat namaz kılına kadar bekleyecektim. Peki namaza niyetlendim. Namaz kılıyorum, ne yapayım ben şimdi, nasıl açayım kapıyı? Bir bakıyorum çantalar bırakmış gitmiş. Ah tamam, zili de basma, bırak git. Ben anlarım, belli, öyle. Bakın kardeşim, böyle bir çalışma var. Eğer elinizde böyle varsa atmayın, rica ederim. Geçen 2 tane halı, yazık günah değil mi? Onları aldım, tuttum, getirdim, kapıya koydum. Bu yandaki evin yanında kiracı var. Geldiler, Türkçe'de konuşamıyorlar, Iraklı. Kıza dedim ki, kızım böyle böyle dedim. Anlamıyor. Sonra komşuya dedim, Nuran dedim, söyler misin dedim. Sonra dedim ki, böyle gel dedim sen. Geldi şuradan, halıyı gösterdim. Bakın, halıyı gösterince gözlerinden anladım mutlu olduğunu, yüzü güldü. İhtiyacı varmış. Bu hikaye de işte Hacı Anne'nin çeyizlik hikayesi. Bu şekilde bunları toplayıp değerlendiriyoruz. Şimdi şöyle atıyorlar, şurada çuvalları görüyorum. Şimdi israfı sevmiyorum ya. Ya ayet var anneciğim, burada ayet var. Bunu görmezden gelebilir miyiz? Orada bir şey görüyorum ya, hele bir bakayım bu nedir dedim. Gittim baktım. Yani ben de bir anda bir şey konduramadım da. Ya hele bir alayım bunu şunu dedim. Yerim de geniş ya, aldım. Durdum kafamdan, ben bundan atlama ipi yaparım dedim. Çocuklar pikniğe gidince hani ipçek var ya böyle. Heh, iyi mi? İskenderun'a bir çuval gönderdim. Yaptım. Gittim kızımın oraya. Balkona döktüm. Balkondan aşağı ipleri sarıyorum. Diyorum kız haydi bu komşular ne diyorlar kim bilir. Ne diyecekler anne diyor, biliyorlar. Komşunun çocuklarına da ip verdim. Bak ip yapıyorum, alın atlayın dedim. Bir çuval ip yaptım, gönderdim oraya. Başka şeyler de gönderdim. İpler yaptım onlardan. Ondan sonra içindeki güpürleri seçtim. Oraya katkı yaptım. Onları sattım. Burada İHA'ya katkı yaptım. Elhamdülillah. Ben o ip şeylerden, tüllerden ip yaptım. İHA'daki başkanıma verdim. O zaman başkanım Şerafet Hanım'dı. O da yurt dışına giderken götürmüş. Çok da sevindim, çok da mutlu oldum. Ta oraya gitti diye. Çok da gene birisi gitse gene yapar gönderirim. Severim yani. Çok var çünkü, malzeme var. Ben bulabilirim yani. Hani Allah işte kapı açıyor, var. Ben birine telefon etsem getiriyor. Tamam Halim abla diyor, getiriyor. Ben de onu değerlendiriyorum. Yetim dayanışma günü için gitmişler. Orada çocuklara vermişler. Ben de mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Ha o iplerden yaptım, sattım. Gittim şimdi kızıma gittim ya, çuvallarla gidiyorum ya tabii. Ondan sonra evde yapıyorum. Vakıfta sohbet günü gidiyorum, döküyorum. Hanımlar bunlar sattık. Kaç lira Halim abla, bu kadar. Bu kaç lira, bu kadar. Kaç lira oldu, kaç lira olduysa siz ne yaparsanız yapın. En çok üzüldüğüm o Suriyeli çocuk, onu ben hiç unutamıyorum da. En çok üzüldüğüm şu, neden biz bu kadar Müslüman toplum olarak duyarsız olduk? Çok üzülüyorum, hala üzülüyorum. Neden?
Niye böyle olduk biz? Niye eksiğimiz var? Nereden başlamamız lazım? Nereden tutmamız lazım? Ya olmaz böyle şey ya. Ya olmaz böyle şey. Ben diyorum ki arkadaşlara, şimdi evimin camına birisi bir taş atsa, aa kim attı bunu? Ayman kimin çocuğu bu? Yahu dinimize taşlar, bombalar, gülleler atılıyor. Hiç kimsenin kılı kıpatamıyor. Olmaz böyle şey kardeşim, olmaz. Olmaz. Bak gele gele ne oldu? Gele gele çok zor günler geldi. Aa benim şu eski evimin kapısını çalmışlar, satmışlar. Anladın mı? Bak şimdi. Eskiden kapıları biz açık bırakar yatardık diyordular. Şimdi niye böyle oldu? Mehmet Said Kutku Hazretleri ne demiş biliyor musun? Köprü altında birini gördüğünüz zaman onu alın, yedirin, doyurun, giydirin. Kötülük yapma zorunda kalmasın. En çok sevindiğim, yurt dışında çok güzel çalışmalar. Of keçileri sorma, onlar başka bir şey. Yurt dışında yapılan çalışmaları izleyince diyorum ki iyi ki de bu İHA var. Çok seviniyorum. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Rabbim bu İHA'nın kuruluşuna, devam etmesine kimin katkısı varsa, dünyadaysa sağlık, sıhhat, afiyet versin. Dünyasını değiştirdiyse Rabbim cennette makamını yüksek eylesin inşallahı rahman. En büyük hayalim şu genç annelerin çocuklarına sımsıkı sahip çıkmaları. En büyük hayalim. Ben bir gün sofrada oturuyorum. Dedim ki çocuklarıma, yetim büyüdüler ya. Dedim ki çocuklarıma, anneciğim dedim, ben dedim iyi bir anne olduğumu söyleyemem. Eksiklerimi görüyorum geriye baktığım zaman. Ama iyi bir babaanne, iyi bir anneanne olmak için de biraz gayret etmem lazım. Öyle düşünüyorum. Büyük oğlum sesini çıkarmadı da küçük oğlum dedi ki anne daha ne yapacak? En büyük hayalim sokakta, kapıda, durakta kimi görsem diyorum ki anneciğim en güzel vaktin çocukla geçirdiğin vaktin, çocuğunu elinden bırakma. Çünkü çocuğunu sen yanından uzaklaştırdığın zaman çocuğun huyu değişiyor. Çocuk başka tarafa kayıyor. Çocuğunla koyun koyuna, kucak kucağa. Çocuğunla birlikte ol. Erkekler için de tabii var. Çocuk terbiyesi, babaya ait. Baba yeri gelince kaşlarını çatacak, yeri gelince bağrına basacak. Öyle. Şimdi bir moda çıkarmışlar. Alsın, istediği olsun. İstedi, onu istedi, bunu istedi. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Çocuk çocuk bu hak vermiyor. Her şeyi isteyince vereceksin ona. Ne anladım o zaman onun çocukluğundan? Ha? Olmaz. Babalar da şu binanın yani nasıl sağlıklı durmasını düşünüyorsan, ailenin sağlıklı olması için baba mutlaka yere sağlam basacak. Helal lokma getirecek. Ailesine hainlik yapmayacak, çocuklarına sövüp saymayacak. Ben şaşırdım ya, nereden geldi bu insanlar? Hanımını öldürüyor, yok onu yapıyor. Böyle şey olmaz ya. Bir cümleyle iyilik nedir derken, insanı mutlu etmektir. Yani bir insanı mutlu etmek. İhtiyacı varsa ihtiyacını karşılamak. Derdi varsa derdini dinlemek. Şunu da çok isterim. Bak şunu da çok isterim. İnsanın arkadaşı olmalı. Ama bir tane çok sağlam arkadaşı olmalı. Çok sağlam. Bir komşum vardı. Rahatsız olduğu zaman sıkıntıları vardı. Kızlar demişler ki ona, anne hadi Halim ablaya gitsene sen. Git Halim ablaya biraz. Oturduk, konuşurduk falan. İşte ona ne yapacaksın? Bir Müslüman olarak teselli vereceksin. Ayetten, hadisten anlatacaksın. Onu rahatlatacaksın. Hatta bir gece, şu da çok güzel. Bir gece onu rüyamda gördüm. Çok kıymetli bir arkadaşımdı ama. Şimdi rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. 3 tane kızı var, onlarla görüşüyoruz. Gece rüyamda gördüm ki boynunda pırıl pırıl pırlantalar. Hemen dedim ki biliyorum çünkü yaşantıyı. Dedim ki hayrola dedim. Dedi böyle böyle. Sabredene Allah mutlaka mükafatı veriyor. Ama iyi bir arkadaşın olacak ki sana ondan da çok şey öğrendim. O derdi ki bana ben senden öğrendim. Ben ondan çok şey öğrendim. Ben annemin babamın duasından yaşıyorum. Babamın annemin. Ben 75 yaşındayım. Hala şuradan gidersen babam üzülür mü diye düşünüyorum. Bunu yaparsam babam sevinir diye düşünüyorum. Hanımlar çok idare etsin. Rica ediyorum. Allah aşkına diyorum hem de bak. Açık açık Allah aşkına diyorum. Kendisini görmedim. Yalnız çok hoşuma gitti. Hanımın biri. Arkadaş anlattı. Kızımın orada. Hatay 4 yolda. O çocuklarından alışverişe çıkacakmış. İmkanı da iyi. Demiş ki çocuklarına bak ne kadar güzel. Demiş ki çocuklarına bakın anneciğim biz şimdi alışverişe gidiyoruz. İmkanımız var elhamdülillah. Ama bu en kötüsünü almayacağız. Eğer en iyisini alırsak yardım etme imkanımız zayıflar. Ama şu ortasını alırsanız, bu aradaki farkı da fakirlere verirse sizin hayrınız olur. Bu benim çok hoşuma gitti. Hem çocuğu hayra teşvik etti, hem çocuk mutlu oldu. Ve de çocuk bir başına bir şey geldi. Bak anneciğim senin yaptığın sadaka bak, bak seni bundan kurtardı. Aşılamak lazım. Ağacı bile aşılıyoruz. Bu erik iyi değil, iyi erik aşılayalım onu. Çocuğu erik mi aşılayacağız, isteği mi aşılayacaksın, anlatacaksın ona bir şey.
Yetimlere ilk önce kendi yetimlerime hizmet ettim. Oğluma dedim ki İsmail Ağa'da 8 sene okudu küçüğü. Dedim ki ona oğlum sen orada öğrendiklerini gel bana aktar. Ben çünkü o kadar imkanım yok ama sen orada öğrendiklerini bana aktar. Ben de bir öğreneyim bir şey. Ebaneler öyledir değil mi? Geliyor tabii. Çocuk ne sever? Patates kızartması sever. Şunu sever, bunu sever. O da gelince ben de bir yandan patates soyuyorum, kızartacağım. Bir yandan da diyorum ki ona Yunus ne öğrendin anneciğim anlat bana. O da anlattı. Dedi ki anne dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi var. O da şu yetimlere bakan cennette benimle böyle beraberdir. Ben de dedim ki ben dedim onu çoktan öğrendim. Ben işimin başındayım dedim. Sen dedim bir hadis bul dedim. Kimin babası ölür de annesine bakar sen onu söyle bana dedim. Evet, ne emekli olacağım? Ben Allah rızası için çalışıyorum. Sonra bir işe gidersin, akşama dersin ki patron acaba parayı verecek, vermeyecek mi? Benim böyle bir kaygım yok. Hiç kimsenin yok bu hayır yollarında giden. Ben adımı attığım an aylığımı aldım demektir. İlle para mı alacağım? Ne yapayım parayı? İHA'dan emekli olunmaz, rahmetli olunur. Ölürsen İHA bitti. Ama buradaki bitti, öbür tarafta gölgeler hazır inşallah. Şey oldu Bilal, bunu da söyleyeyim, çok hoşuma gitti. Ben o günleri yaşıyorum. Bir yerde duydum onu. Okudu mu ne bilmiyorum. Yaşlı bir dede kalktı şeye gidiyor, camiye gidiyor. Camiye giderken kar, buz, bir genç de arkadan geldi yetişti. Dedi ki amca sen sabah namazını evde kılsan yani. Kar buz, kayarsın ayağına, kırılır bir şey olur. Dedi ki oğlum dedi, yarışçı dedi maratona yaklaşınca ne yapar dedi. Hızlanır, kupayı alacak. Ben de maratona yaklaştım artık, benim şimdi çok çalışmam. Şimdi bir gün çalışıyorum. O zaman televizyon vardı. Şimdi yok. Televizyonda diyor ki işte konuşturuyor bizimkiler konuşturuyorlar. Diyorlar ki işte falan yere gittin mi? Yok gidemedim. Elçi. Görevi bitti gidiyor. Ondan sonra bu sefer şuraya da mı gitmedin? Daha bir yer söylediler. Dinlenmek için de mi gitmedin? O da dedi ki dinlenmek cennette dedi. Evet. Rus Türkiye'deki elçi diyor ki dinlenmek cennette. Biz yazlık kışlık yerler alıyoruz, dinlenmeye yer arıyoruz. Halbuki dinlenmek cennette. En güzeli o. Ne ararsın boşuna yere?